6 ay önceydi. Onlar Irak'ın Musul kentinde DAEŞ esareti altında 2 yıl yaşadıktan sonra mülteci kamplarında kendilerine güvenilir bir yer buldular. Mahmut eşi ve 4 çocuğuyla 6 ay önce büyük bir risk alarak Musul'dan kaçmayı başardı. Nisan ayında gece sokağa çıkma yasağının ardından yola çıktılar. Teröristlere görünmeden kentten ayrılan aile mayın tarlasına girmek zorunda kaldı. Hedeflerine ulaşmaya sadece birkaç dakika kala mayın patladı. Biraz yürümüş ve DAEŞ'e ait siperleri arkamızda bırakmıştık. Ayağa kalktım ve baktım. Annemi ve babamı yanımda gördüm. O an patlama yaşandı. Mayına basan çocuk Amar bir gözünü kaybetti. Küçük kardeşi Saloan da şarapnel parçasıyla karnından yaralandı. 2,5 yaşındaki çocuğu bir asker kollarında taşıyordu. Şarapnel parçasını çıkarmak için ameliyat ettik. O bir kahraman. Aldıkları tehlike göz önünde bulundurulduğunda ailenin tüm fertlerinin bir arada bulunması onlar için büyük bir mucize. Riskli bir karar ancak anneleri başka çarelerinin olmadığını söylüyor. Psikolojik baskı altındaydık. Kadınlar dışarı çıkamıyordu ve peçe takmak zorundaydı. Üzerimizde büyük etkileri vardı. Zihinlerinde geçmişe dair hatıralar canlanınca gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çekiyorlar. DAEŞ'in köpekleri var. Eğer camiye namaz kılmaya gitmezseniz sizi öldürüyorlar. Namaz vakti sizi evinizin yanında gördüklerinde yine öldürüyorlar. Her şeyimizi alıyorlar. Eğer sakallarınız uzun değilse yine öldürüyorlar. Her türlü bahaneyle insan öldürebiliyorlar. Irak güvenlik güçlerine ve dünyadaki tüm diğer ülkelere sesleniyorum. Aileleri DAEŞ'in sömürgesinden, baskısından kurtarsınlar. Eğer kasabaların, büyük şehirlerin ve DAEŞ'in yönetiminde bulunan diğer bölgelerin özgür olmasını sağlayamazsak, hepsinin sonu gözünü kaybeden Amar gibi olur.